Güzel. Süpürgenin üstü alınmış. Petekler temiz. Televizyon ünitesinin arkasını çektik. Şimdi buzdolabının arkasına geldi sıra. Na 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 na. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Diğeriyle. Bakalım. Bezi ver bana Fatoş abla. Kadir çık oradan. Kadir çık 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 çık. Bakayım. Çık oradan. Zaten buraya şey koymamışlar. O arkaya çıta süpürgeli koymamışlar. Aşk olsun. Hiçbir toz yumağı, bir saç, alttan üfürme bir toz. Hiçbiri yok. Mesela 15 gün, en fazla 15 gün. O kadar bile sürmüyor da. Yalnız çok şanslısın, motorun da kapalı. Evet, evet. Aynen. Evet, motorunuz kapalı hanımefendi. Şöyle buzdolabının üstünde bir parmağımı almak istiyorum. Orası da gayet güzel. Fatoş Hanım evinde detaya inmiş. Peki böyle hayatında bir dönüm noktası oldu mu hiç Fatoş abla? Başına geldiğinde ya bu da benim başıma mı geldi diye oturup düşündüğün hiç kötü bir olay oldu mu? Allah çok şükür öyle yani böyle bariz, çok büyük yani. İçinden çıkamayacağını düşündüğün. Hayır. Yani her şeyin geçeceğini bilirim. O da geçecek. Hiçbir dakika acı değil. Evet acıysa. Ya yani dönüm noktası olarak dersen mesela 9 yaşında annemi kaybettim ben. Hmm. Bu yaşa kadar hep annesizdim yani. 3 kardeşiz biz. 2 kız kardeş, bir erkek kardeş. En büyükleri sen misin küçük? En küçükleri benim. En küçükleri. En küçükleri benim. En baskını, en pozitifi de benim. Peki 9 yaşında anneyi kaybetmek hayatta insanın başına gelebilecek bence yani evlat acısından evet. Sonra en büyük şey. 9 yaş çünkü çok küçük bir yaş. Yani hatırlıyor musun o anları? Tabii ki hatırlıyorum. Zaten bir yıl hastalıkla geçti. Üzüntüden. Yani şey annem rahatsızdı işte tümör vardı beyninde bir yıl. Tabii bu 90 yılından bahsettiğimiz için o zaman teknolojisi işte hastalık, ilaçlar bilmem nesi vesairesi falan. Evet çok zor bir süreçti. Ama tabii ablam, abim ve babamın desteğiyle yine şey oluyorsun, güç kazanıyorsun. Yani kabullendim ben evet annen ama yok. Annenin vefatından sonra o hani işte okula gidiyorsun sonuçta. Yani o en kötü bir beslenme bile, insan beslenmesini bile ya, açtığında. Ya tabii ki o sürekli zaten yani şey oluyor. Karneler alındığı gün annem vefat etti. Karneler alındığı gün? Evet. Yani ben tektim annemle. Tabii ablam, abim işte işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. Babam yok. Çalışmak zorunda yokluk var. O an kimse ilgi gösteremedi. Annem zaten vefat etmişti. Okula gidemedi karne almak için. Hayır o çocukta gittim aslında. Hangi kafayla gittim bilmiyorum arkadaşımla beraber. Öğretmenim annem öldü benim. Ben bugün okula gelmeyeceğim. Dediğimi hatırlıyorum. Tamam kızım git dedi. O bile bir şokun etkisi aslında. Evet evet. Ya onu ben hiçbir zaman atlatamadım ki. Yani 42 yaşındayım. 2 çocuğum var. Anne oldum. Anneanne oldum yanı sıra. Ama o eksikliği hep hissediyorsunuz ki. Yani bir tarafınızda o sürekli var. Anneye insan hayatının her anında ihtiyaç duyuyor. Evet. Benim babaannem 80 yaşında ölmüştü. Öldüğü zaman bile annesini anlatıyordu sürekli. Annem şöyle, insan anneyi hiçbir zaman unutamıyor. Aynen. Çocuğun olduğu hani derler anne olunca anlarsın diye. Anne olunca bile insan annesini arıyor. Ya yani mesela annelere çok kızardım okulda. Yani neden yani onlar bilmiyorlar aslında benim annemin olmadığını. Yani neden çocuklarınızı seviyorsunuz ki? Orada. O bile senin yaranı kanatıyor. Aynen ya bir işi yaptıkları şey değil ama ben kinleniyordum. Ya annelik duygusuna ben ilk eşimde kayınvalidem. Kayınvalide demek istemiyorum. Annem ve babam. Yani ben onda yaşadım. O beni evladı gibi gördü. 3 kızı vardı onun. Yani ben onda yaşadım. O doyurmasa da en azından o annelik duygusunu bana hissettirdi. O boşluğu bir nebze olsun evet, doldurdu evet. Bir yer. Evet gerçekten hakikaten öyle. Yani ben kayınpederim de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Biz ayrılık olduktan sonra vefat etti. Onların yeri bende çok ayrıdır. Yani her zaman benim iyi ve kötü günümde... O zaman ilk evliliğinde şanslı bir aileye gelmesi. Çok. Ne kadar çok güzel. Şanslı. Bir de bu annesizliğin üstüne kötü bir aileye gelin gidip evet. De o travmayı tekrar yaşasaydı. Bir de 18 yaşında evlilik olunca... Genç bir evlilik. Çok evet çok erken şanslısı. Bir evlilik. Bu konuda şanslısın evet, en azından. Evet evet yani her zaman çok şanslıyım. 2 tane çocuğum var Allah'a çok şükür. Oh, Rabbim hoş. Onları bana verdi. Emaneti. Şimdi şanslısı böyle bir yarışmaya katıldın. Evet, tüm evet, Türkiye karşısında hareketini göstereceksin. Hadi artık etaba geçelim. Geçelim. Aa, bu hafta aba. Etap ne bu arada? Ya yiyecek bir şey olmasın temizlemeye razıyım. Temizlemeye razısın da öyle böyle değil yalnız bunlar. Gördüm tepsileri ben. Ben bu gülümsemenin altından iyi bir şey çıkmayacağını biliyorum. Tanıyorum çünkü ben o sıfatı. Ya bir sinsirellalık var diyorsun. Ooo gel. Hadi kalk gidelim bakalım. İzmir'in ilk gününde etap neymiş görelim. Tatlı kadın seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.